Yine bileşik orantı sorusu. Önce orantı türlerini belirleyerek başlayacağız. Şimdi ifadenin içerisinde işçi sayısından bahsediyoruz. İşçi. Adet önemli değil. Adedi sonra değerlendireceğiz. 30 dönüm yani tarla. Dönüm tarla da diyebiliriz buna. Günde 8 saat çalışıyormuş. Saat, günlük çalışma süresi saat. Sonra bir de 10 günde ekebiliyormuş. Günden bahsediyor. Bunların arasındaki orantı türünü belirleyeceğiz. Tabii bu orantı türü hiç değişmez. Yani bu soru için eğer saat ve gün arasında diyelim ki ters orantı varsa bunların arasında her zaman ters orantı vardır. Sadece bu soruya has bir şey değil. Hep aynı şekilde olacak. Şimdi diğerlerine bakmadan, saat ve güne bakmadan sadece işçi ve tarlaya bakıyorum. İşçi sayısını artırırsak, daha çok işçimiz varsa, daha çok işçimiz, daha çok tarlayı mı işleriz, daha az tarlayı mı? Daha çok tarla işleriz. Eğer işçi sayımız artıyorsa tarla sayısı da artmalı. Doğru orantı var. Bunların arasında doğru orantı. Yani ikisini bölmeliyiz. Şöyle yazacağız. İşçi ve tarla bölünecek. Şimdi dönümü geçiyorum, tarlayı geçiyorum. İşçi ve saate bakacağız. Şimdi işçi sayısını artırıyoruz. Diyelim ki 5 değil de 10 tane işçimiz var. Günlük çalışma sürelerini artmalı mı, azalmalı mı? Yani işçi sayımız 10 tane. 10 tane işçiyle 10 saatte yapıyoruz. O zaman 20 tane işçiyle 5 saatte daha kısa sürede yapabiliriz. Yani işçi sayısını artırırsak o zaman daha çok iş yapacaklar için günlük çalışma süresi azalmalı. Bunların arasında ters orantı var. İşçi ile saat çarpılmalı. Yani saat işçinin yanına gelecek. Şuraya. Ters orantılı olanları çarpıyoruz. Şimdi bunu da geçtim. İşçi ve güne bakacağız artık. İşçi ve güne. Şu ikisi arasındaki. Şimdi işçi sayısını artırıyoruz. 3 değil de 10 tane. 10 değil de 20 tane işçimiz var. İşin bitme süresi ne olur? Azalmalı. Daha çabuk bitirir çünkü. İşçi sayımız çoksa, çok işçiyle çalışıyorsak iş daha kısa sürede biter. Yine ters orantılı. Yani bunu arttırdım, bu azaldı. İşçi ve gün ters orantılı. Biz işçiyle günü çarpmalıyız. Yani şuraya yazmalı. Yanına yazmalı. Orantının tipi bu. Yapısı bu. Şurayı siliyorum artık. Şimdi durumlara bakacağız. Birinci durum. Sonra ikinci durum. Bu iki durumu birbirine eşitleyeceğiz. Şimdi birinci durum şuradan başlıyor. 45 işçi o 30 dönümlük tarlayı çalışarak 10 günde ekebiliyor. Birinci durum bu. Şu ifadeyi uyguluyorum. İşçi sayısı 45 çarpı yanına saat yazacağız 8 saat çarpı yanına gün yazacağız 10 gün. Böyle paydaya tarla yani dönüm miktarını yazacağız 30 dönüm. Eşittir. İkinci duruma bakalım. İkinci durum da şuradan başlıyor. Kaç işçi daha katılmalı ki? Diyelim ki X işçi daha katılsın. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Katılan işçi sayısına X dersek 45 işçimiz vardı. 45 artı X diyebiliriz. Ya da şöyle bir yaklaşım da takip edebiliriz. Toplam ikinci durumdaki işçi sayısına X deriz. İkinci durumdaki işçi sayısına X deyince eğer 50 çıkarsa işçi sayımız ikinci durumdaki 5 işçi artmış demek oluyor. Böyle yapmak da mümkün. Tamamen bize kalmış. Burada direkt sonuç gelecek. Şöyle devam ediyor. Şöyle devam ediyor. Şimdi işçi sayısı 45 artı x. Saatimiz 5 saat. Günümüz 15 gün. Bölü paydaya tarla gelecek. Tarlamız da 40. Evet, buradan x'i arayacağız. Şimdi şunlar sadeleşir. Paydadakiler ya da buradaki pay kısımdakiler sadeleşir aynı konumdakiler. Eğer iki kesir eşitse. Şu sıfırları çiziyorum. Sonra bakalım. Şunları sadeleştiriyorum. 10'a bölüyorum. 5'e bölüyorum. 2. 5'e böldüm. 1. Sonra 45 ve 15. 3'e bölünür bunların ikisi de. 15'e böldüm. 1. 15'e böldüm. 3 daha devam edebiliriz ama karışmasın. Tekrar yazıyorum. Burada kalan 3 kaldı. 8 ve 2 kaldı. Aşağıda 3. Bu tarafta 45 artı x. Buna hiç dokunmayacağız. Bu sonuç olarak gelecek. Yukarıda bir şey kalmadı. Aşağıda 4 kaldı.
Şimdi bakalım. Şimdi üçler gidiyor. Burası 2 çarpı 8 16. 4 ile çarpacağız şöyle çaprazına yollayınca. Burası 16. 4 ile çarpınca 64 eşittir 45 artı x. 45'i de atarsak bu tarafa 9 olacak. Demek ki 9 işçi daha gelmeli ki. 19 Evet 19 pardon 19. 45, 55, 64. Evet 19. Evet 19 işçi daha katılması gerekiyormuş. Evet var mı anlaşılmayan bırak?